Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah istifade etmeyi nasip etsin. Ben bir kaba taslak bir sunum yapacağım. Sonradan sorularınızı alacağım. Sorunuz olursa tabii ki mutlaka olacak. Bu aynı zamanda insanın serüveni, insanın bu atom seviyesine kadar intikali. Görsel olacak. Öyle anlatsak belki 100 derste o kadar tesir olmaz. Çünkü görsel olduğu için tesiri daha büyüktür. İşitsel, yani konuşma %10'muş insana yaptığı tesir. %53 görselmiş insana yaptığı tesir. Kaynak Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'dan alınmıştır. Bu proje böyle bir şey çıkacak diye uğraşılmamış ama fıtri gelişmiştir ve 30 senenin bir meyvesidir. Çalışmalarımı birleştirdim. Bir akşam bir rüyada, hemen bu nasıl çıktı diye, bir derse katıldım rüyada. Birisi X, birisi ders yapıyordu. Ondan sonra uyandım, ben de uyandım, bunu çizdim. Ben öyle zeki bir adam değilim. Yani öyle becerikli değilim. Rüyada gördüm, ben de gördüğümü biraz da geliştirdim işte. Gördüğümü çizdim. Destek alamazsan ötelerden bu olmaz. Göreceksiniz. Çok zor. Kaynak Risale-i Nur'dur. Acaba başkaları ne diyor diye bakmışım. Bakmışım. Latifelerin renkleri noktasında bakmışım diğer büyük zatlara. İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Muhiddin-i Arabi Hazretleri bu konuda renkler noktasında meziyet sahibidir. Rey sahibidir yani. Ondan sonra ikisini de gördüm çevrede. Çatıştılar. Onu da hemen, bu hemen şeyi anlatayım, hem de başlarız. Çatıştılar derken, ruhun rengini mahluktur. Ruh mahluktur. Zihayattır, zişurdur, kanunem, vücudu harici sahibi olduğu için mahluktur. Mahluk olduğu için rengi vardır. Kitabında ve rüyamda Muhiddin Arabi ruhun renginin yeşil olduğunu söyledi. Ondan sonra Risale-i Nur'da ve İmam-ı Rabbani Hazretleri latifeleri anlatırken ruhun renginin kırmızı olduğunu söylüyor. Biraz demek ki kaymışız bizim şeyimiz, meylimiz. Yeşile kaydım böyle Muhiddin Arabi falan. Ondan sonra bir akşam işte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hakkında böyle, niye dedim sünneti şeyi kabul etmiyor, sünneti şey bidayi haseneyi. O akşam dedi ki oğul, ben hangi tarihte vazife yaptığımı biliyorsun. O zaman bunu demem gerekiyordu dedi. Yani bidayi haseneyi kabul etmiyor hiç şeyi. Hadi bakalım. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın serüveni Risale-i Nur kaynaklıdır. Her şeyde sayfayı söylemeyeceğim, uzun olur. Ama başta söyleyeyim, şu sıralamayı ilk 22. sözde yapılmış. Arkadaşlar, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Zaten dışarı zuhurat, karar verme özelliği iradedir. Şimdi Allah'lık hakikati bir bütündür. Yani konuşacağız, mertebe, derece falan konuşacağız ama siz böyle şekilde değil de hakikat, keyfiyet, mahiyet itibariyle düşüneceğiz. Yoksa böyle bu çizgi şuradan aşağı şuradan diye böyle bir binanın katları gibi değil. Artık sırrını bilemediğimiz hakikat ve mahiyetten daha öteye bir ayrım var. Yani ayrım hakikattır, bu işin hakikati budur, bu işin mahiyeti budur deyince bir ayrışma var. Ondan daha ileri ayrışma şeyleri var. Şimdi merkezde mahiyet-i zatiye var. Şu anda ekranda gözüken mahiyet-i zatiye. Bu Allah Resulüne sorulmuş, yani bu kainatı yaratmadan önce Allah neredeydi, ne yapıyordu? Amadaydı dediği hakikat.
Bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur ve olmayacaktır. En iyi sen kendini en iyi bilen yine sensin demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü niye? Şunu bilmeniz için şuraya geleyim. Allah Resulü Miraç'a şuraya geldi arkadaşlar. Bu şu yukarıdan başlamadan önce. Şuraya. Kab-ı Kavseyn. Burada Cenab-ı Hakk'ın burada rüyetine, şurada kelamına mazhar oldu. Risale-i Nur'da şöyle geçer. Rüyetine ve kelamına demiyor. Kelamına ve rüyetine mazhar oldu. İlk önce kelam. Kelamına mazhar oldu ve Cebrail aleyhisselam bir adım daha tamam ya Muhammed. Yanarım dediği makam şu Maus'un olduğu yer. Cebrail makamıdır. Lef-i Mahfuz. Ondan sonra kendisi gitti ve rüyetine bu Kab-ı Kavsen'de mazhar oldu. Burada. Bundan sonrası şu Kalı Mesnevi'de ölüm ve helakettir. Olamaz. Geçilemez. Buraya geldi. Şimdi burada dedi yani gene sen kendini en iyi bilen yine sensin. Çünkü buradakiler hep mahluk. O manayı göstermek için buraya indim. Yukarıdan aşağı ineceğim. Şu ama burası. Bunun hakkında hiçbir haber yoktur. Olmayacaktır da. Şöyle deyin. Şu ok açıyı düşünün böyle açı. Bu açının son noktası başlangıç noktasıdır. Daha geri gidemezsiniz. Yani elmayı geriye gidelim. Elma, tomurcuk, çiçek, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemezsiniz. Son oradan başladı. Ondan daha geri gidilemez. Aklın son mertebesi başladığı noktadır. Akıl nereden başlamıştır? Lef-i Mahfuz'dan başlamıştır. Alem itibariyle lef-i mahfuzdur. Simgesel olarak onu temsil eden mahiyeti, hakikati lef-i mahfuzdur. Mahiyeti Cebrail aleyhisselamdır. Bizde ise cebredici güçlerin mecmu hulasası olan akıldır. O aklın son mertebesi lef-i mahfuzu görelim. Şurasıdır. Şurası arkadaşlar. Bunu küçültürsem daha hakim olursunuz belki. Bak şurası. Lef-i mahfuz o kadar bahsediliyor ama bu kadar küçük bir makam ancak verilebiliyor. Aklın son mertebesi budur. Bundan daha öteye geçemez. Rabbani Hazretleri diyor ki bundan sonra birisi ben geçtim diye konuşuyorsa geçmediğine delildir. Çünkü ondan sonra kelam yoktur. Resulullah'ta olmuştur. Ancak o görmede hadisesinde lef-i mahfuz aklımızın kaynağıdır. Aklın son mertebesi o. Bundan sonra akıl mertebesi olmadığından aklı çerçeveyle bilinemez. Lef-i mahfuz. Ondan sonra ne var? Arş-ı azam var. Arşla arş-ı azamı karıştırmayın. Külliyatta ikisini de ayırmış. Bak arşla arş-ı azam. Şimdi buraya gelmiş bu ama hakkında şimdi ben bunu niye için söyledim? Lef-i mahfuz nereden yazılmıştır? Şuradan yazılmıştır arkadaşlar. Şu sıbutu sıfatı görüyor musunuz? İlim. Kur'an'ın kaynağı bu sübuti sıfattan gelmiş. Şimdi Kur'an böyle açıldı. Peki Kur'an vasıtasıyla dibine gidelim. Kur'an vasıtasıyla en dip yer sübuti sıfatın ilim yeridir. Ondan sonra geri geçemezsiniz. Çünkü buradan başladı. Peki mahiyeti zatiye bu daha yukarıda mantıken oraya bilinemez. Niçin? Akıl seviyesinden üst makamlar. Onun için buna ama makamı mahiyeti zatiye der ustadımız. Allah Celle Celaluhu mahiyeti zatiyesi hakkında Kur'an'da bilgi yoktur. Kur'an'daki bilgi şuradan yukarıdan haber verir. Fakat buradan başladığı için buradan aşağıya anlatıyor sıfat. Çünkü mantığı da odur. Yani oradan başlamış. Onun hakkında mahiyeti zatiye hakkında bilmiyoruz. Fakat şunat-ı zatiyesine intikal adına Cenab-ı Hak bize nümuneler koymuş. 24. mektupta şunat-ı zatiyeni bize koymuş. Ondandır ki insanın büyüklüğü şundan geliyor. Şu kainatta Allah ilmi, iradesi ve kudretiyle her yerdedir. Zatiyle değildir. Sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine denilen
mahluk olmayan, mekansız mekan olan bizde bir yapı var, özellik var. Kainata sığmayan Allah, müminin kalbine nasıl sığar? Zatiyle insandadır. Zatiyle kainatta değildir. İlmi, iradesi ve kudreti iledir. Ha, o zaman insanda bir yer var ki yersiz yer, mahluk değil. Vacip de değil. Buna berzah deniliyor. 258 Barla'da buna mec'ul diyor ustad. Bu cihetle ruha mahluk denilemez diyor. Ruhun o tarafına. Mahluk denilemez. Bu mec'uldur. Mec'ul. Mec'ul denilen şey şu arkadaşlar. Allah karar verdi bütün kainatı yaratmaya. Şöyle ufaltayım ki gözüksün. Mec'ul denilen şudur. Şu. Bu Nur-u Muhammedi de denilir. Biraz büyüteyim görün. İçinde ne var? Mec'ul denilen alem budur. Bunun bizdeki karşılığı Ene'dir. Ene'nin 7 tane manası var. Enaniyet değil. Bir manası bu berzah. Berzaha diyecekler nasıl olur? Vacip değil. Bakın B'dir. Şurayı görüyor musunuz? Şunu bak B harfi. Bu da B harfi. İkisinin de noktasıdır. Bütün kainat Yasin, Besmele biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Besmele'nin noktası. İmam Ali'nin zikrettiği bu nokta. Cahiller işte çoğalttı dediği. İşte burasıydı nokta. Bundan sonra mahluk başladı arkadaşlar. Şu masum olduğu yerde ona ineceğiz böyle. Mahluk başladı, mahlukiyet. Bundan yukarısı, şuradan, bak şurası. Buna berzah deniliyor. Berzah ne demek? Kabir. Kabir dünya değildir. Ahiret de değildir. Alemi berzah denilir. Ahiret ne zaman başlar? Kıyamet koptuktan haşir meydanı kurulması ile ahiret başlar. Ahiret alemi. Kabirde de terakki vardır. Ustad diyor ya, birimiz dünyada, birimiz kabirde. Birimiz güneyde, kuzeyde, batıda, doğuda olsak gene beraberiz. Terakki devam ediyor. Kabirde çünkü artık hesaba geçilmemiştir daha. Haşir meydanında o zaman bitiyor. Anne karnındaki çocuk da berzahtır. Kaç aylık diyoruz kardeşim? Hocam 9 ay. Bir doğuruyor. Ne kadarlık? 9 ay bir gün demesi gerekirken bir günlük diyor. Anne 9 aylıktı. Nasıl sıfırlanıyor? Başka berzahtan bahsedeyim. Çekirdek berzahtır. Ağaç değildir, hiçlik de değildir. Ağaç değil, hiçlik de değil. İlmi vücuttur. İşte bu kainatın komple çekirdeği budur gençler. Anlamayacağınızı ben bilmiyor muyum? Bilerek size bunu yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Bir hedef tayin ediyorum. Bakkalcılık yaptığınızı biliyorum. Ama kafanız marketçilik olsun istiyorum. Kafanız market olsun. Marketçilik olsun. Hedefiniz olsun. İnsanı canlı tutan hedefin varlığıdır. Hedef olacak. Yani oku bunlar daha kargaz. Bundan sonra okumak, buralara artık nüfuz etmek olacak inşallah. Buralarla siz meşgul olmayacaksınız. Bunları kullanacaksınız, benim kafama basıp çıkacaksınız. Bunlarla meşgul olmuş birileri. 30 sene vermiş. Sen daha yeni bunlarla meşgul olmayacak. Meşgul olan meraklısına diyor. Mesela Türkiye yeni bir teknoloji girdiği zaman onlar 20-30 sene önceki cihazını getirmiyor Türkiye'ye. Onlar ne kullanıyorsa onu getiriyor. Hemen oradan başlıyor. Ha, bu teknolojiye bundan geldi diye baştan başlamıyor. Buna da meraklısına söylüyorum. Bunların kaynağı hepsi vardır kardeşim. İlk önce ben şüpheciyim. Bunun hepsi külliyattan delillidir. Sen bunlarla şey yapma, kaynağı. Bunlar hepsi delillidir. Sen bunu kullan, yüksel. Daha değişik bir şey. Şimdi bütün kainatı, çekirdek dedik. Bu çekirdek budur. Şu mahiyet-i zati hakkında hiçbir malumatımız yoktur. Yok. Kur'an subut-i sıfattan aşağı bahsetmiş. Bilinemez burası artık. Şuurnat-ı zatiyeyi Ustad Hazretleri bize anlatmak için onun bizdeki karşılıkları var. Nedir o? Şefkat, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i mukaddese, münezzeh, şefk-i mukaddes gibi, onu şey yapmayayım. Bunlar var. Onlara intikale. Bunlar latifelerdir. Latife-i Rabbaniye deniliyor. Latife-i Rabbaniye'nin içerisinde. Latife-i Rabbaniye bir binanın ismidir. Latife-i Rabbaniye binanın ismidir. İçerisinde latifeler var. Latifeler var. Öyle bir latifeler var ki Rabbi ve uluyeti,
Rabbaniye, Rab'dan ve uluhiyetten gelen kutsi latifeler var. Kutsi latifeler var. Bunun yeri. Şimdi bir daha şöyle yapayım. Latife-i mahiyeti zatiye, şunat-ı zatiye. Ha, Allah ne yaptı? Hani denilir kainatı yaratmadan önce Allah ne yapıyordu? Mahiyeti zatiyesi, şunat-ı zatiyesi gibi soğan kabuğu gibi düşünün. Cücüğünden dışarı vuruyor. Mahiyeti zatiyesi, şunat-ı zatiyesine, şunat-ı zatiyesi sıfatına, sıfat da esmasına, esma meçhulüne, ondan sonra mahlukat olarak soğanın kırmızı şekline geliyor. Yani soğan tabakaları gibi düşünün. Veya bir bardak buz. Bak. Yani Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah yerin ve semanın hep şeyin nurudur. Veya Allah eşyaya nihayetsiz yakındır. Bu buna benzer soruların cevabı olsun diye örnek veriyorum. Bir bardak buz. Buz. Buz ama arkadaşlar sudur. Doğru değil mi? Su ama H2O'dur. Doğru. H2O ama enerjidir. Kuarklardır. Enerjidir ama esirdir. Aynı yerdeyim. Dikkat edin. Hiçbir yere gitmiyorum. Esirdir ama maddeye hayattır. Maddeye hayattır ama aynı hayattır. Aynı hayattır ama hayatın cevheri ve zatları olan akıl cevheridir. Akıl cevheridir ama ruh cevheridir. Cevheri ruhtur. Cevheri ruhtur ama Nur-u Muhammedidir. Her şey Nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Nur-u Muhammedidir ama esmadır. Esmadır ama sıfattır. Şimdi soruyorum. Allah bu kainata sonsuz yakındır. Ona bununla misal cevap vereyim. Su buza sonsuz yakındır gibidir. Su buza ne kadar yakındır? Sonsuz, çünkü onunla yapılmıştır. Allah bir eşyaya nasıl sonsuz yakın olur? Ne kadar yapıştırırsa yapıştırır. Yani sonsuz olamaz. Yapışmış. Su buza ne kadar yakınsa Allah da eşeğe öyle yakındır. Yani buz suyla yapılmıştır. Madde esmanın en kesif cilve, cemal ve nakşidir. En kesif tecellisidir. Esmadan yapılmış demektir. Bak bir bardak sudayız. Şey buzdayız. Buz ama sudur. Su ama H2O'dur. Enerjidir. Esirdir. Maddi hayattır. Aynı hayattır. Hayatın zatı ve cevheri olan akıldır. Akıl cevheri ama ruh cevheridir. Nur-u Muhammedidir. Esmadır. Bak aynı yerdeyiz. Hiçbir yere gitmedik. Arasında da nihayetsiz uzaklık var. Şimdi buz ile enerji arasında ne kadar mesafe var? Sonsuzdur. Ne demek sonsuz? Keyfiyet itibariyle sonsuzdur. Mesela şöyle diyeyim. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı için masadan öncedir. Bu masayı yapan masadan öncedir. Ve masaya da benzemez. Bunu ben yaptım ama. Benim tasarım. Şimdi bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da önce olması lazım. Aynen bunun gibi. Mekanı ve zamanı yapan Allah mekan ve zamandan öncedir. Mekan ve zamandan önce olduğuna göre mekanı ve zamanı yok. Zamanı yoksa doğmamış. Doğmayınca doğurmamış. O zaman onun bir başlangıcı olmayınca Allah'ın da yaşı yoktur. Bir daha tekerlemeyi yapayım. Mesnevi'den geçiyor. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ben yaptım diye bana benzemiyor ki. Ben buna da mahkum değilim. Yani bu böyle duruyor diye ben de akşama burada duracak halim yok. Masayı ben yaptım diye benle bitişik değil. Ama benden de kopuk değil. Ben yaptım. Ben masa cinsinden olmadığım gibi mekanı ve zamanı yapanın mekanı ve zamanı yoktur. Mekanı ve zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın başlatanı olmamış oluyor. O zaman yaşı yoktur, zamanı yoktur. Şimdi aynı yerdeyiz. Ama hakikat itibariyle buz, su. Kafayı takma kardeşim, buz diyoruz ama su. Su ama kafayı takma, H2O'dur. Enerjidir. Bir baktın ki artık buzla ne alakası var enerjinin? Kuark seviyesinde. Adamlar gelmiş atom altı seviyesine inmişler. Niye? Dinleri bitireceğiz diye çıkmışlardı. Niye? Atom altına indiğince sıfırlandı. Bak Tanrı olsaydı, bahsettiğiniz alemler olsaydı, atom altı alemleri görecektik. Atomun dibine indik.
bir iniyorlar ki Taiflara ve atom üstü alemlere hiç benzemeyecek, daha karmaşık, daha külli, daha cami, daha latif, daha özelliklere sahip bir aleme denk gelmişler. Atom altı, o Taif dedikleri. Hatta diyorlarmış ki, şimdi bunu diyen Müslüman değil ha, bu gavur adam ama herhalde Müslüman olur herhalde. Diyor ki, atom altında bu kadar karmaşık enerji Taiflarını bir bütünlük halinde tutan bir tane içlerinde bir X kayıp enerji var. O kayıp enerji tanrıdır diyor. Bunların tanrısı odur. Atom altına bir inince bir baktılar ki meğer kum saati gibi geniş, dar, geniş. Ha, atom altına bir inince bir baktılar ki o dip olan, oho, atom üstü neymiş? Ve şu anda Cel'de söyledikleri ve araştırma yaptıkları ve beyanatlarının %30'unu söylediler. 70'ini demiyorlar. Güya bitireceklerdi. Bu bizi neyi gösteriyor? Atom arkası metafizik, eşyanın arkasındaki hakiki alemlerden bahsetmeye en güzel delil olmuş. Şimdi Allah bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Mahiyeti zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine ezeli ve ebedi olarak tecelli ediyordu. Şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı zatiyesine tecelli ediyordu. Sıfat-ı zatiyesi esma-i zatiye tecelli ediyordu. Esma-i zatiye ikiye ayrılır. Sıfat-ı zatiye de ikiye ayrılıyor. Esma-i fiiliye, esma-i hüsna. Bu esma-i zatiye de bu karar verdi Allah. Kainatı yaratacağım dedi. İlk önce adet-i ilahisi, ağacı yaratmadan önce çekirdeği yapıyor. Gitti bir çekirdeği yarattı. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Evveluma halakallahu min nurihi. Mestevi'de geçiyor. Bunu ilk önce benim nurumu yarattı diyor. Badıl abi orada bir sürü kaynakları da koydu. Buna Balla'da geçiyor. Bu ismi ben koymadım. Ustadımız diyor. Mec'uldur diyor. Tamam mı? Bu cihette mahluk denilemez. Bunun adı Berzah'tır. Bunun nüminesini söyledim. Kabir, alemi Berzah'tır. Burası mahluk değil. Bak bu alem, Maus'un olduğu yer mahluk değil. Benin al. Ama haşa, vacip de değil. Şuradan yukarı vacip. Ama buradan da aşağı mahluk değil. Buna berzah deniliyor. İlmi vücut. Mesela Mektubat'ta 57. sayfada der ki, Adem diyor, yani yokluk, ilmi muhiti ezeli olduğundan Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem ise diyor, ilmi vücuda hariciye perde olmuş ilmi bir vücuttur, bir unvandır diyor. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Adem diyor, Adem-i harici, yani atom seviyesinde varlık değil. Yani varlığın ifade edildiği zemin, cehennem içinde öyle diyor, Adem alemler hesabına çalışıyor diyor. Adem alemleri demek, vücudun ifade edildiği yer. Mesela şu ekran olmasa, bu dersi nerede yansıtacağım? Oraya bakıyorsunuz ama hiç kimse duvarı görmemiştir. Aynaya bakınca mesela, aynaya bakıyorsun öyle, aynayı kimse görmüyor, kendisini görüyor. Burayı görmek için buraya bakacaksın, buradan buraya bakıyorsun. Biz hep zannederiz ki buraya burnuna bakıyoruz. Buradan buraya, buradan buraya bakıyoruz. Hiç kimse kendi kendini göremez, görememiştir. Bu biz değiliz yani. Bu benim kafam, benim kafam diyorsun ya, benim kafam ağrıyor. Benim ruhum ağır geldi. O benim diyen bu işte arkadaşlar, bu. Mesela vesvesenin de çaresi bu. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen üçünden ayrıdır. İşte bu ben değil arkadaşlar. Hani Allah'ı niye görmüyoruz diyorlar ya. Ben de onlara diyorum ki kendini hiç gördün mü? Hocam bu ben değil miyim? Sen buna ne diyorsun? Benim kafam diyorsun. Bu benim kafam. Benim başım ağrıyor. Kimin? Benim. Neye benziyor? Benim gömleğim. Ben gömlek miyim? Gömlek bana ait. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Gir içeriye. Ben diyen hala arkada. Benim aklım. Benim aklım bunu kaldırmaz kardeşim. Gir içeriye. Benim ruhum. Ben diyen ruh değilmiş meğer. Masaya koy. Bu benim aklım. Al bakalım senin aklın. Al. Bu benim ruhum. Kimin? Benim ruhum. O ben olan ben mahluk değil işte. O ruhun arkasındadır. Hatta ruhunuzu kirletmeyiniz. Kim? Sen. Ben olan ben. En Allah. Allah diyor ki Musa Aleyhisselam'a demiş. Musa Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi senin hakkında soru soruyorlar. Ne diyelim? Allah da demiş ki ben Allah. Kur'an'da da geçiyor. En Allah. Ben Allah. Ha, o ben olan ben
zatı vasfımız zatından geliyor. İşte sığmadım kainata, sığdı müminin kalbine o ben denilen, mahluk olmayan berzah denilen orasıdır işte. Oraya zatıyla tecelli ediyor. Oranın adı, oranın makamın adı İyâke ne'abudu ve İyâke nesteyn makamıdır. Çünkü oraya gelene kadar üçüncü tekil şahısla geliyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin, o alemlerin, o alemlerin Rabbidir. Errahman Rahim ona hamdolsun. O Maliki Yevmiddin, o din günü sahibidir. O, ben, sen, o. Ama İyâke ne şey yapıyorsun, sana makamına geçiyor. Sana ibadet edersin. Sen ke oldun. İşte o makamımız bizde enedir. Yani ben olan ben. Bu kafada ben değil. Bu kimmiş? Benim kafam. Benim ruhum. O zaman o ben diyeni görebilen Allah'a da görme hakkına sahip oluyor. Çünkü Allah'ı görmek ehli sünnettendir. Zaten sözlerde geçiyor. Gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. Etki ümmeti. Allah Resulü cismen ve ruhen gitti Miraç'a. Onun arkasına giden ümmeti kalben ve ruhen gidiyorlar geliyorlar diyor. İmam Azam Fıkıh-ı Ekber'de 99 defa gördüğünü söylüyor Yusuf, İmam Ebu Yusuf Hazretleri vesaire. Ha o orası mahluk değil arkadaşlar. Ama nasıl bir şey? İşte 16. sözde ne ayndır ne gayirdir diyor orayı. Aynadaki güneş ayna değildir. Güneş de değildir. Ama güneşin hasiyetine sahip buna temessül deniliyor. Misli. Ama o değil. Güneş değil. Ayna da değil. Ama bütün özelliğine sahip. Bu aynadaki güneşe ne ayndır ne gayirdir demiş. İşte bizdeki o zat ben olan ben haşa vacip değil. Mahluk da değil. Ne ayndır ne gayir. Bilmiyor. Burası öyle bir yer. Bizdeki ama makam. Her şeye sahiplenen yer. Benim ruhum diyen, benim aklım diyen, benim cesedim diyen o. Şimdi buraya kadar geldik. Bundan sonra başlıyor maceramız. Yani mahlukiyet bundan sonra başlıyor. O bir size ufak geliyor. Şöyle yapalım. Heh. Ondan sonra Allah arş-ı kavm-ı kavseni yarattı. Buradan çekirdekten. Ve buranın adı arş-ı azam. Cevheri ruh, alemi erva olan alemler. Ferdun, kayyumun, hakemun, addun, kuddusun 6 tane Esma-i Sitte Risalesi'ndeki isimlerin de yerini koyduk. İkinci şuada Allahu Ehad diyor. 6 tane İmam Ali radıyallahu anh'a göre 6 tane ism-i azam var. Ferdun, kayyumun, hakemun, addun, kuddusun var ya. O Ustad Hazretleri diyor ki dikkat ederseniz çaktırmadan 6 tanesini de tencereye koyuyor. Tencere fert, hakem, koy içine. Ad, kuddus, basar, sem, hayat, kudret. Şey yok. Ya ferdun hayun kamil hakim o isimler. Subut-i sıfata geçti. Koy tencereye. Karıştır. Çırp o 6 tane ismi. Çırp çırp çırp. Tek çıkan şey komplesinin adı Allahu Ehad. İkinci şuada geçiyor. Allahu Ehad. Bu 7 neye benzetiyor? 199 Kastamonu'da diyor ki 6 tane iman esası, 5 tane İslam esasını tek kabul ediyor. 5 İslam esası 1. 6 tane iman esası 6 bir daha 7. Esasat İslamiye diyor bu 7 bu şey formüle usta. 199 Kastamonu'da. Esasat İslamiye o demektir. Esasat İslamiye İslam'ın 5 erkanı değil. O İslami esas. Esasat-ı İslamiye içerisini karpuz gibi yer. 6 tane iman esası. 5 İslam esasını tek sayıyor. 6 bir daha 7. İşte Allahu Ehad bu. Üstad o 6'yı cem etmiş. Allahu Ehad. İkinci şuada delili var. Şimdi hem de isimleri koyduk. Ferd ismi imtiyazlı kılmış seni Allah. Ferd. Allahu Ekber. Sen özelsin. Senin gibi bir tane yaratılmamış. Bir daha yaratılmayacak. Allah için özelsin. Senin özelliğinde yaratılmamış şu anda yaratılmamıştı, yaratılmayacak. Özelsin. İşte bunu seni imtiyazlı kılan ismi Fert. Arş-ı Azam ilk şeyi yani çatı. Burası ruh. Sonra ikinci bir soğan cücüğünden çıkıyoruz böyle yaratılmak, zuhuratlar.
Arş-ı Azam'dan sonra anlamadığınızı biliyorum. Ben başta dedim. Hedef tayin ediyorum size. Bakkalcı olduğunuzu da biliyor. Ama kafanız marketçi olsun. Hatta cennete gittiğiniz zaman ki inşallah gideceksiniz. Ya Rabbi, bak cennet nerede biliyor musunuz? Hemen bir aşağı inip cenneti göstereyim size. Cenneti aşağıda ya. Cenneti isteyene ver onu demiş. Zannediliyor ki böyle hikayeden demiş. Adam varmış. Bana seni gerek seni. Niye? Cennete bakın. Cennet ta şuralarda. Eğer bu dersleri dinleyen alaca oluyor. Ya Rabbi. Ya biz orada bir eğitim görürken bir böyle kafadan tam olmayan bir adam gelmişti. Böyle bir şeyler de bahsetmişti. O alemler cennetten üstünmüş. Ya oraları isteme özelliğine, hakkına sahip olacaksın. Orada ne isteyecek adam? Huri. Tamam al. Ne isteyecek? Yemek. Al. Ama sen ne isteyeceksin? Ya Rabbi. Cennetin üst tarafları vardı. Ben çünkü ruhunuz kaydediyor bunları. Bak cennet şurada. Sidret-i Muntaha zannediliyor ki nihayet bu alemlerin nihayeti. Sidret-i Muntaha alem, bütün alemlerin değil. O kabı kapsın. Bak cennetten yukarıya çıkıyoruz. Cennete giden bak. Bunlar daha şey. Daire-i hayat. Sardı geçiyor. Sonra bunlar içerisindeki daire-i ilim, arş, kalp, arş, Kabe aynı. Arş daha üstün. Lef-i Mahfuz daha üstün. Arş-ı Azam sen buradan yaratıldın. Onun için arkadaşlar biz bu dünyada geldik diye nüfus kağıdımızı burada verdiler. Aslı buralıyız biz. Biz aslı buralıyız. Yani neresi? Malatyalıyım diyor. Peki hiç gittin mi? Yok. Babam oralı. Kütük orası. Biz buralıyız. Neye benziyor biliyor musun? Toprak düşünün. Çekirdek. Ağaç ne şunema buldu? Meyve. Sen şu anda meyvesin. Ama meyvenin içinde bir çekirdek var. Kökteki çekirdeğin aynısı, gayrısı da değil. Bak meyvenin içindeki çekirdeğe ne deniliyor? Ne aynıdır, ne gayrıdır. İşte dünyada böylesin. Aslı nerede? Aşağıda. Köktesin. İşte bizim aslımız burası. Onun için denmiş ki bunu gören haritayı, şimdi siz gören artık cenneti gaye yapar mısınız? Cennet nerede kaldı? Şeyde Kırıkhan'da böyle bir ders yaptım. 9 yaşında çocuk Yavuz. Annesi eve demiş ki, oğlum demiş ne anladınız demiş ya, ne anladı, ne anlat hocam? Anne demiş vallahi cennetten daha güzel yerler varmış dedi. Sus demiş, günaha girdin olur mu demiş ya, cennetten daha güzel yerler varmış. Cennetten daha güzel. Anne hakikaten var diyor ya, yemin billahi diyor, varmış ya. Çocuk onu anlamış 9 yaşında. Daha acayip yerler varmış anne dedi ya. Sonra bana kadar intikal etti. Hakikaten böyle yerler var mı diyor ya. Öyle anlatılmışlar. Bak Kur'an'ın o şeyi. Ama insan daha arkalarda. İnsan bir tuhaf. Ya bir kere düşünün. Allah zatıyla kainatta yok. İlmi, iradesi, kudretiyle, sıfatıyla var. Ama zatıyla insana sığdım diyor. 11. sözde geçiyor yani. Şimdi sonra ne yapılmış? Sorunuzu alacağım için çabuk geçeyim. Kabu kayfsen arş-ı azam yaratılmış. Sonra soğan kabuğu gibi bir daha zuhurat olmuş. Lef-i mahfuz yaratılmış. Sonra bir zuhurat da olmuş. Arş yaratılmış. Arş kalptir. İçerisinde vicdan vardır. Kalbin içine gir, vicdan var. Vicdanı da yer bakalım karpuz gibi. Zihin, his, irade, latife-i Rabbaniye var. Onu da yararsak daha şeylere çıkarız. Dur şimdi. Arş. Oraya girmeyelim. Şimdi daha arş bu. Sonra ondan sonra daire-i ilim yaratılmış. Aşağıya geleceğim sorunuzu alacağım için çabuk. Daire-i ilimden sonra bir zuhurat da oluyor. Daire-i hayat yaratılmış. 110 sözlerde geçiyor. Ve hayat bahsin lemalarda 336'da geçiyor. Ondan sonra Sidret-i Muntaha, cennet ve cehennem yaratılıyor. Sonra şey yapacağım. Nefis nerede bakayım takılmış? Vesvese, vehim, şeytan nerede? Sonra onun altı hoşunuza geçecek bir yer. Kürs. Kürs nefsin takıldığı bir yer. Nefis burada takıldı. Kuş bakışı görecek bir resim de getireceğim şimdi size. Bu ineyim aşağıya. Nefis şer zannediyoruz. Nefs yediye ayrılır. Nefsi emmare şerridir.
levame, muhlime, mutmaine gibi sıra var ya, onlar hayırdır. Allah ona Kur'an'da yemin ediyor. Nefsi emmare şerdir. Burada takılmış. Zıtların cemi burada. Peki nefsi emmareyi ustad ikiye ayırıyor. A şıkkı, B şıkkı. A şıkkı maddi nefsi emmare. B şıkkı manevi nefsi emmare. Maddi nefsi emmare de ikiye ayrılır. Yani iki yerden beslenir. Bir şehvet, iki mide. Manevi nefsi emmare içerisinde 5 tane özellik var. Kör hissiyat, havas, fıtrat, asap, tabiat. 5. Bu da manevi nefsi emmare. Şimdi merak etme, bu kuş mu komplesini bir tek bir A4'te göreceksiniz bu kürs. Kürs burada takılmış. Yani zıtların cemi. Bunu aşarsanız bu kürsüyü hak ediyorsunuz cenneti. Cennetten üstündür. Cennet üstündür. Kürs de nefis takılmış. Beşeriyet burada takılmış. Adem burada takılmış. Bundan sonra lef-i mahve ispat zuhurat. Lef-i mahfuzun son çıkış hududu. Sonra lef-i mahve ispattan sonra ne yaratılmış? Emri kün feykün tezgahı. Sonra berzah, şu anda ölenlerin alemi berzah. Sonra 7 kat sema. Sonra işte bu sensin. Bu niçin konmuş bu yuvarlak? Meculun içinden çıkıyorsun. Sensin. Bu aslından çıkıyorsun. Aslını ifade ediyor. Şu mertebe de onların mertebesi. Ben şimdi bunları bir şey olarak göstereyim. Komple bir haritada. Nerede bakayım? Ene. Şuna bir bakayım. Evet. Şimdi burada daha güzel gözüküyor. Bir şey oldu mu? Aldı mı acaba? Aldı. Bak. Ene'de ne var dedik? Miraç-ı Sanzingi. Ene'de hani ben olan ben var ya, kimse bunu görmedi arkadaşlar. Allah'a niye görmüyoruz? Sen kendini gördün mü? Allah Allah ya. Nasıl görmedim diyecek. Her gün bakıyorum, bu sen misin? Peki uyup da ben gördüm, o kimdir? Ya o hayal. Hayalsa fatura niye buna çıkıyor? Banyoya bu yapıyor. Terden su oluyor o. Değil mi? O adam köpek kovalıyor. Köpek kovalıyor. Terden su oluyor rüyada. Abi hayal. Yataktaki niye terden su olmuş? Yataktaki niye banyo yapıyor? Ne alakası var? İyi ki zina değil yani. Acayip bir şey ya. Ha, o değişik bir boyut veriyor. Ene de arkadaşlar bizim kimliğimiz, kütük bu. Ene. Bunu nur ve mana olarak çıkıyor. Ben bu daha güzel şey yaptı şimdi. Huviyeti şahsiye, mahiyeti insaniyem diyor. Mahiyet insaniyemde şey var, vicdan var bu. Bakın görüyor musunuz? Nefis şurada. Bak nefis, bu bir tane maddi böyle şey, nefse emmare. Bu altı tane burada. Beşeriyet burada takılmış. Maddi nefsi emmare. Biraz büyüteyim mi size? Bak manevi nefsi emmare. Bak 5 tane özelliğe sahip. O da şu şükürsüzlük ve riya olarak böyle ustad şey yapıyor, çıkış yapıyor. Şöyle şey yapayım, biraz da ufaltayım. Bu da enaniyet neymiş? Ustad diyor ki Esma-i Kutsi İlahi'nin bizdeki hulasası, kainata güzel bir rüzname olması, işte takvim olması, ayna olması, harita olması, filist olması, mizan olması, mikyas olması, yani onun karşılığı olarak nedir? Liste vesaire. Bu uzundur, bir göresiniz diye. Şimdi tamam, bunlar oldu. Peki buzda su vardı. Biz Allah'ın Allah'lık hakikatının neresindeyiz diye şöyle soru gelse. Ya ne biçim soru? Kardeşim kafayı tutturamıyorsun ki, soruyor. Şimdi ona ait bir yer göstereceğim size. İnşallah o yuvarlak, bu bulayım onu. Bu değil. Bakayım hangisidir yuvarlak, bulabilirsek bulacağız inşallah. Çok hoşunuza gidecek.
Yine en de olacak veya enenin açılımında olacak da şöyle yapayım. Bir daha yapayım. Bu değil. O yuvarlak, onu bulursak size çok hoş olacak. Detaylı dünya. Ha. Bu mudur acaba? Değil. Evet. Bu. Bu ama Excel'i açtık. Bir altını açacaktık. Görüyor musunuz? Bak. Hepsini kuş bakışı bakıyorsunuz. O ama dedim o mahiyeti zatiye komple her şeyi kuşatmış. Su gözükmüyor ama buzu muzu içini dişini kuşatmış. Bak su buzu kuşatmış. Ama hiç ona benzemiyor. H2 onu kuşatmış. Enerji onu kuşatmış. Esir onu kuşatmış. Böyle düşünün. Bu işte. Aa biz buradayız. Şu anda burada oturuyorsun sen şurada. Bak o mecul burası. Arş-ı Azam burası. Bak cennet şurada. Görüyor musunuz? Daha buralara da kadar gideceksiniz. Daha yeriniz var. Bir ötekisini göstereyim. Biraz daha farklı bir yuvarlak. Elips değil de alem 2 diyelim. Şu mudur? Bu değil. Ötekisi yuvarlak. Bu çok büyük. Evet. Bak burada oturuyormuşsun meğer sen. Görüyor musunuz? Şimdi bir ufaltsak ve ufaltıp da mı şey yapacağız? Şunlar ne demektir? Bir ikiler şu. Geliş yönümüz, gidiş yönümüz. Bak Nur-u Muhammed'i Ahmet. Şöyle. Gözüküyor mu orada? Tamam biraz aşağı insem şöyle. Bunlar okuduğunuz, üzerine çalıştığınız Risale-i Nur'dan çıkartılmış. Daha neler çıkacak? Ustad diyor ki Risale-i Nur her bir tabiri sandık gibidir. Bak şu anda Latife-i Rabbani'ye uğraşıyorum. Latife-i Rabbani nedir diyor uğraşırken ilk önce Latife'ye uğraşıyorum. Sonra Rabbani'deki Rabb'a uğraşıyorum. Sonra ikisinin bütünlüğü olan Latife-i Rabbani'ye çıkartacağım ne olduğunu. İçinde neler var şu anda bilmiyorum. İçinde neler var. Ama şimdiye kadar demişim ya anladık ya. Ulvi Latifelerin yeri. Külliyat böyle işte bunlarla böyle uğraşınca onu getiriyorsun bunu getiriyorsun. Böyle antika şeyler çıkıyor. Hep Risale-i Nur'dan. Diyecek ki ya başka ya kardeşim bunları anlatacak başka eser mi var? Bu ne biçim bir şey ya? Risale'den çıkıyor ya. Şimdi geliyorum öteki şeye ve sorunuz varsa sorunuzu alayım. Şurada neredeydi? Bu da İngilizcesini yaptık. Allah'ın izniyle o İngilizcesini yayınlayacağız. Burada sorusu olan var mı? Tabii ki hep her tarafı soru tabii. Onu da biliyorum da. Namazınız da geldi, saatiniz de geldi. Bak bir daha söylüyorum. Buradaki gaye takip ettiğim amacım şudur. Neyin adına çalışıyoruz? Niye buradayız? Ne hesabına çalışıyoruz? Bir gayemiz olmalı. Ulvi bir hedefimiz olmalı. Elbette insan bunu nasıl becerir ilk önce? Allah bile beni tanımak mı istiyorsun? Evet ya Rabbi. İlk önce kendini tanı. Men arafe nefse fakat arafe Rabbi. Değil mi? Ha, kendini, kıymetini, kendine kıymet verirsen çöplükte harcamazsın. Enaniyet manası değil. Sen kendi kıymetini bilirsen harcattırmazsın ve harcanmazsın. Şimdi bu derse katılan sizler. Biliyorum ortaokul gençleri de var. Diyeceksin vay be bunlar hep bende var mı ya? Hep sende var. Gel de şimdi çöplükte harca kendini. Değer mi? Dedi mi ya? Hani bir şey yaptık da değseydi yani.
Adam demiş ki, ona demiş cehennemde, sen ne yaptın falan. Ben de ya bir şey zannediyordum. Ne dedi mi yani buraya girmeye diyor. Şimdi bunlar hep sende var. Hepsinin açılımı. Yani bu ceset nedir biliyor musunuz? Şu binanın içinde oturuyorsunuz ya ustad diyor. Şu binanın içinde oturan sen, bina arasındaki farkını düşün. Şoför araba gibi. Şimdi dışarıdan bakan, binaya bakan, senin duygularını, hislerini, fikirlerini, emellerini, arzularını, latifelerini, duygularını, hislerini bilir mi? Bilemez. Binaya bakarım. Çünkü sen binadan farklısın. İşte bu ceset diyor, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil diyor. Elbisesi değil. Biz binanın içine nasıl girdikse, ruh da bir kanun emridir. Bak ruh şuradan gelmiş. Çevre itibariyle. Aa işte burası. Oraya geldim. Evamiri tekviniyedir. Evamiri tekviniye ne yapmış? Mecul olarak Cenab-ı Hak yazmış. Sonra ruha dört özellik takmış. Zihayattır, zişuurdur, kanun emridir ve vücudu haricidir. Bu dört sıfatla takılınca mahluklaştı. Kanunu emri. Mesela ağaç çekirdekteki program. Hiçlik değil. Ağaç da değil. Program. Ona ne yapmış Cenab-ı Hak? O ilmiye vücut vermiş. Ağaç olmuş. İşte evamiri tekviniye aynı ruhu gibidir. Kanundur. Ona dört sıfat takmış. Zihayattır. Zişuurdur. Kanun emridir. Vücut harici sahip. Sonra ne yaptı? Bu dört tane sıfatı taktıktan sonra bir glaf-ı latif, bir beden misalesini sararak şeye koymuş, cesede koymuş. Cesette hiç alakası yok. Zaten hapis. Ustad diyor ki, bu diyor ölüm için diyor ki, bu diyor öteki alemlere bir seyahattır, bir kurtuluştur. Bin can ile istenen bir hakikattır ölüm için diyor. Neredeydi Mustafa? 17. sözde. Bak, şimdi arkadaşlar, cesedimize uyarsak ruhumuz biter. Evet, burada bırakıyor muyum? Sorunuz var mı? Şimdi bir daha yukarıdan aşağıya. Evet, dinleyeyim. Evet, şimdi Allah mahiyeti zatiyesini bizde mec'ul olarak gözüktü. O sığmadım. Allah mahluka sığmaz. Çünkü vaciptir. Peki insana nasıl sığıyor? İnsanın da zaten böyle bir berzah olduğunu oradan çıkıyor. Sığmadım kainata. İnsan kainatın içinde nasıl sığar? Çünkü sadece şöyle bir misal geçiyor. Dikkat ettiniz 10. sözde. Bir zat diyor. İyi dinleyin, bu antika bir misal. Çok tuhaf bir şey. Bir zat diyor bir saray yaptı diyor. O sarayın içinde bir şehir var diyor. Şehrin içinde alem var diyor. Ters değil mi bu? Benim bildiğim bu bina nerededir? Sultanbeyli'ndedir. Sultanbeyli nerededir? İstanbul'dadır. O da dünya küresindedir. Doğru mantık budur. Şimdi bizzat bir saray yapmış. Yani şu binayı yapmış. Sultanbeyli'ni bunun içine koymuş. Sultanbeyli'nin içine de İstanbul'u koymuş. Bir saray yapmış. Sarayın içine şehir varmış. Şehrin içinde alem varmış. Başkasını söyleyeyim. Haşir meydanında diyor, ruhların gelmesi var diyor. Vücudun inşası var, vücudun yaratılması var diyor. Burada tam ters. Vücudun inşası var, ihyası var, ruhun gelmesi var. Böyle sıra burada, böyle. Ama bizim kafamız sebep sonuca hep böyle alıştığı için sebepsiz ve sırasızlı düşünemiyor. Onu da yıkıyor Risale-i Nur. Sebepsizliği Ezber bozuyor. Bakın, ilk önce 10. sözde diyor, ruhların gelmesi var diyor. Cesetlerin ihyası var diyor. Sonra cesetlerin inşası var. Tam ters. İşte mahiyet-i zatiyenin bizdeki karşılığı o ben olan ben. Onun içerisinde ne var? Mahluk değil ama. Ustad diyor ki, nur ve mana var. Nur tarafı vücud harici. Allah'ın nuru semavatı ver. Velard, yani mahlukiyet tarafımız. Nübüvveti tutuyor ve felsefe. Mana tarafı var, zata bakıyor. İyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn. Cafer-i Sadık Hazretleri tam oraya gelmiş. Diyor ki, tam geliyor, imam olmuş.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hiçbir şey yok. Ay namaz kıldırıyor. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Gelmiş, ondan sonra durmuş. Ağlıyor. Hiç. Ağlıyor. Sonra bade o. İyâke nâbudu demiş, diyebilmiş. Ve ah kendine geçmiş. Neyse bu hal, tasavvuf bir hal değil mi? Ayrılmış. Niye diyemedin demiş. Yani manası neydi? Sana ibadet ederiz değil mi? Sana iman ediyoruz, sana ibadet ediyoruz, senden yardım istiyoruz manasında. Şimdi korktum diyor, acaba ey Cafer, bana mı hakikaten iman ediyorsun? Acaba o putlarını, o putlardan yardım bana dese, bana hadi seni sahtekar, bana mı iman ediyorsun? Nice şeyler, putlarım var, onlara iman ediyorsun de, böyle bir şey duyarım diye diyememiş adam. Sonra nasıl demiş? Allah onaylamış. Tamam Cafer, tamam. O zaman demiş ki, İyâke nâbudu. Hicretten 300 sene sonra akaide, ameli hayata fıkıh denmiş arkadaşlar. Gerçi fıkıh konusunu. Hicretten 300 seneye kadarki akaid, itikadi bilgilere fıkıh ekberdi. Fıkıh o zamandı. Şimdi fıkıha amele denmiş. Onun için fıkıh ekber İmam-ı Azam'ın orada itikat kitabıdır. Niye fıkıh ekber denmiş diye onu izah için söyledim. Amel yok orada. Orada ehl-i sünnet vel cemaatta itikadınca Allah görmek sünnettendir. Bak, İmam Azam görmüş. Zaten ustadımız söylüyor sözlerde, gitti geldi diyor. O kapıyı açık bırak, tamam mı? Şu alanda geçiyor, şu alan 9. Orada da var. Taayyum ve teşahhus etti diyor, şurası bak. Anı koydum onu şeye, Murat'ım. Bak görüyor musun? Taayyum ve teşahhus etmiş. Taayyun ilahi, Esma-i Süveyl ilahi. Taayyun ilahi. Bak şurada şurada. Taayyum ve teşahhus. 9. sayfada. O karşılıklarını şey yapayım kardeşim. Allah'ın mahiyeti zatiyesinin bizdeki karşılığı ene. Allah'ın şunat-ı karşılığı, şunat-ı zatiyesinin karşılığı 24. mektuptaki şefkat-ı mukaddesi, yani latife-i Rabbani'nin içerisi. Sıfatın karşılığı bizde işte onlar zaten malum. Sıfatı da şey yapıyor. Kader buradadır. Kadere ait bir cümle söyleyeyim. Ustad diyor ki kader sevk etti, rızkımı şey yaptı diyor. Kader diyor, hükmetti diyor. Zulmü beşer içinde de kader adalet etti. Kaderin geçtiği yerleri dikkat ederseniz, kader böyle bir kitap yazılmış da icraat oluyor değil. Kader işin başında fail-i muhtardır. Bir daha söylüyorum. Kader işin başında fail-i muhtardır. Niye? Kader konuşsa, kader sevk etti, kader hükmetti, kader zulmü beşer için adalet etti. Tabirlere bakarsanız kader kenarda konulmuş bir şey değil. Kader işin başındadır. Ne var kader? Kaderin içerisinde şu var. Kaderin içerisinde ilmi ezeli, yani esma-i ilahiye ve esma-i fiiliyenin hulasa-i camiası kaderdir. Şu bak kaderi şunlar yazdı. Esma-i fiiliye ile esma-i hüsna kaderi yazdı. Çünkü kader faili muhtardır. İşin başındadır. Bak kader diyor rızkımı buraya tayin etti diyor. Kim tayin etmiş rızkını ustadı? Kader tayin. O zaman kader işin başında. Kader tokatladı diyor. Affetmedi diyor. Zulmü beş için adalet etti diyor. Ama adalet ediyor, rızkını veriyor, sevk ediyor, idare ediyor. Demek ki öyle bir yazı değil. Yazı olarak da ifade edilmiş. Ama işim unutmayın kader İşin başında faili muhtardır. Kaderin içerisinde esma-i fiiliye ve esma-i hüsna vardır. O kaderi oluşturmuştur. Peki, kesiyorum. Evet. Şimdi bu buradaki hakikatler mahiyetleridir ama ilk budur. Yani ilk bunun da karşılıkları tabii o zigot dönemi gibine benzetmiş. Bir doktor bunu ele almış. Bu ilk bu şeyi yapmış. Ondan sonra o köpüktür sıvı haline gelmiş. Bundan aşağıdaki süreçlerdir. Yani bir bardaktaki buz haline gelme süreci. Orada zaten icmal etmiş.
aslı buradan başlıyor. O vücudu harici hakikatini söylüyor. Burası ise yani o insanın bedensel yapısı değil de ruhsal yapısının süreci şurası inşa ediyor. Buralar inşa ediyor. Yalnız işte ele kaçırmayacağımız şu bu. Temel şeye pergelimizi oturtursak tefekkürlerimiz ve bilgilerimiz yerine oturur. Allah'ın mahiyeti zatiyesinin bizdeki karşılığı enedir. Allah'ın şuunat-ı zatiyesinin karşılığı bizde o ruhtaki bu latifelerdir. Sıfatı da işte sen basardır kıdemdir mi? İnsan bir öyle bir özelliğe sahip ki bir tanesi de kıyamı bir nefsidir. Nasıl anlayacağız hocam dedi ya kayyumi. İnsanla vardır. Çünkü insanla bu değer almış. İnsanı çekip çıkarırsanız dünyadan bile dünya bitti. Niye? Petrolün ne manası var? Güzel çiçeğin ne manası var? Yerin altındaki madenlerin ne değeri var insansız? İnsan haşa kayyumudur yani bu varlığın. Ayakta tutandır. İnsanla bilinir, insanla anlaşılır. İşte hatta bu ene'deki inkişafatından dolayı herkesin Rabbi farklı oluyor. Herkesin diyor Rabbi kim olduğunu bilecek ve görecek diyor. Bir tanesi Almanya'da ders yaptı. Tillo'dan mezun o abimiz. Bizden de yaşlıydı Tillo'dan. Orada karabalıktı. Oradan bir tanesi çıkıp geldi. Ne bileyim ben Tillo'dan mezun böyle. Mele mi diyorlar. Oturdu. Buna ait bir dersti böyle. Kardeş dedi birincisi hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Dedi ki senin Allah'ınla benim Allah'ım farklı mıdır dedi. Benim Rabbimle senin Rabbin farklıdır. Durdu. Çünkü ustad diyor ki herkes Rabbinin kim olduğunu bilecek ve görecek. Rabbinin. Rabbi ne demek? Senin aleminde oturttuğun. Allah hakkındaki bilgilerimiz Allah değildir. Allah'a işaret ediyor. Sultanbeyli hakkındaki nüfusu, bu deniz seviyesinin yüksekliği, coğrafi konumu vesaire hep ona işaret ediyor. Hani tabelalar, trafik tabelaları Sultanbeyli'ni işaret ediyor ama Sultanbeyli değil kendisi. Ondan dolayı sen Rab olarak yüklediğin mana var ya hadis-i kutsi'de cennete tecelli edecek. Ben sizin Rabbinizim diyecek Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de. Cennet eli diyecek hayır değilsin de. Sonra bir başka zuhurat yapacak. Hayır değilsin. Sonra onun zannı gibi tecelli edecek. Evet Rabbim sensin. Dedi ki bana hakikaten dedi o kadar hoşuma gitti ki dedi. Ya baktım diyor cehennemden hiç bahsetmiyor. Ya dedi biz dedi ben Tilo'da mezunum. Allah'a ve ahireti dedi hep böyle ceza paketi arasında. Hakikaten Allah öyle anlatılıyor ki. Ka bir savcı, ka arcıza reisi, ka hapishane gardiyanı, ceza kesen, hürriyetleri kaldıran. Tamam mı? Ya acayip bir şey. 16'da biridir İslam'da, Kur'an'da ceza veya emirler bazması Kur'an'da. Bakın çekirdeği şeydir, Fatiha'dır. Bütün ibadetler ve haramlar şeye sıkıştırılmış. İyâke ni'abudu ve iyâke nestaîn. Oraya. Yani elhamdülillah insan başı ve sonu aynı şeyi söylüyorum. İnsan çok değerlidir. İnsan çok kıymetlidir. İnsan kendi kıymetini, değerini bilirse çöplükte harcanmaz ve harcattırmaz. Ve hayatında buna uygun ulvi gayeleri tayin eder. Hayatınızda, hayatınızın dünya ve ahiretteki hayatınız bu yaşta tayin edeceğiniz hedeflerinize bağlı. Hedefleriniz büyük olsun. Bakkalcı olun. Ama kafanız marketçilik olsun. Hedefiniz bunları aşmak olsun. Bunlar bir malzemedir. Doğruluğu %100 değil. Böyle bir tespittir. Şey yapılabilir. Ama bu kesin ki insan bütün kainatın çekirdeğidir. Son cümlem 218 şualarda diyor ki insan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslesidir. Bu kainattan önceyiz. Beşeriyet itibariyle dünyaya doğmuşuz. Bedensel olarak hakikat itibariyle kainattan önceyiz. Bir daha söylüyorum. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslesidir. Öyle geçiyoruz sadece. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslesidir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.